Gündem Beşiktaş'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Her hafta Beşiktaş'ın gündemini Ergin Aslan'la, Ergin abiyle konuşmaya devam ediyoruz. Abi merhaba, nasılsın? Merhaba, iyiyim Orhun, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Yine Beşiktaş'ın kazandığı bir haftayı konuşacağız. Evet. İyi bir ivme yakaladı. Son olarak Giresunspor'u 3-1 mağlup eden bir Beşiktaş izledik ve puanını 55'e yükseltti. Takibini de sürdürdü. Önce biraz sahanın içini konuşalım abi. Nasıl bir maç oldu? Olumlu, olumsuz yönler nelerdi senin gözünde? Hoca kazanan takımı bozmuştu klasik tabirle. 4-4 yaparken bu kadroyla tabii derbide çok ekstra bir performans gösterince Redmond herhalde hocam bu adam 11'e girmek için daha ne yapsın sorularına muhatap olmamak için Redmond'la başladı. Biraz hani kamuoyunda daha bu oydu yani adam 3 asist bir gol yapmış işte 11 başlayacak falan ama ben bunun çok doğru bir hamle olmadığını maç öncesi arkadaşlarla basın tribününde yani gerek olmadığını en azından düşünüyordum. Onlarla da paylaştım. Nitekim keşke sakatlanmasaydı. Sakatlandı, Cenk çıktı. Biraz hani Getson girince, Redmond yerine geçince takım biraz eğrisi doğrusuna denk gelerek kendi dinamiklerine döndü. Burada şeyi de kutlayalım, Hakan Hoca'yı kutlayalım. Hani İstanbul'a gelip de işte kendi ceza sahası önünde takım yığan hocalar var. Hoca gayet önde, gayet açık oynadı. Çünkü düşme hattında hoca, düşme hattının tam sınırında. Dolayısıyla 11 haftadır kazanamıyor. Bir silkelenip ligde kalması için bir şok yaşatması lazım takıma. Bunu denedi aslında Hakan Hoca. Ama tabii burada riskleri de beraberinde aldı. Dediğim gibi yani Beşiktaş golü şeye yakın bulunca, Giresunspor'a yakın bulunca golü biraz daha seyircinin de etkisiyle takımın, Abubakar'ın bireysel performansı, becerisiyle bir silkelendi, kendine geldi. Ama ben olsam hocanın yerinde o takımı o şekilde bozmazdım. Yani Redmond'ı hamle oyuncusu gibi kullanırdım. Cenk sakatlanınca biraz eğrisi doğrusuna denk geldi. Redmond'dan pası alayım abi. Son dönemde tabii Beşiktaş'ın en önemli silahlarından biri oldu. İngiliz oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Southampton takımında ve son günlerde de Beşiktaş kulübünün Redmond'la alakalı bonservis sözleşme yapılsın gibisinden bazı çağrıları da var. Taraftar da çok istiyor bu durumu. Şenol Güneş de gayet iyi bir performans alıyor. Yani böyle bir başlangıç, yeni bir başlangıç olur mu yeni sezonda Redmond'la beraber? Valla önceki gün Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'nin medya mensuplarına verdiği bir yemek vardı. Orada Redmond sorulunca dedi ki Redmond kalmak istiyor bizimle dedi. Bu cümle önemli yani. Şenol Hoca da bedava oynayacaksa oynasın gibi esprili bir yaklaşımda bulunmuştu Giresun maçı sonrası. Şimdi şöyle, her çiçek her toprakta tutmaz. Burada daha önce seninle konuştuk bunu. Hoca doğru yere dikmesini bildi Redmond'u. Zaten huyudur yani. Biz birçok oyuncuya sallarken Şenol Güneş gelir bir performans verir. Bizim bütün söylediklerimizi yutmak zorunda kalırız yani. Redmond'da da bize onu yaşattı Şenol Güneş. Şimdi bir savunma oyuncusu olsan Premier Lig'de 7-8 sene kalabilirsin. Yani iyi kademe yaptığın zaman, tamam mı? Biraz daha alan bilgin falan olduğu zaman fiziğin iyiyse kalırsın. Ama kanat oyuncusu olarak, hücum oyuncusu olarak 250-260 maça çıkmak her baba yiğitin harcı değil Premier Lig'de. Bu adam bunu başarmış bir kere yani. Öyle bir özelliği var. Benim son günlerde üstünde durduğum, bundan sonra da seninle burada sık sık üstünde duracağımız bir konu var. Çok kafayı taktım ona ben. Konferans Ligi şampiyonluğuna. Evet, o yüzden Redmond bu planlamanın içerisinde çok önemli bir yapı taşı olur. Bonservisi de yok. Ha, eli güçlü mü? Güçlü. Şimdi yükseliyor performansı. İmza parası isteyecektir, onu isteyecek, bunu isteyecek ama Redmond atıyorum senden 500 bin euro fazla istediyse senin planlamanın dışında, vereceksin onu. Bir şekilde artık ipleri hocaya bırakmak lazım. Hoca diyor mu Redmond kalsın? Yönetim o işi bitirecek. Geçen seneki gibi kakafoni olmaması lazım orada. Yani kimin ne yaptığının belli olmadığı sistem ve transfer tartışmalarının arasında yeni sezona giremez Beşiktaş. O yüzden ben Redmond'un tabii ki an itibariyle kalması taraftarıyım. Performansı son dönemde Şenol Güneş'e daha da artan Getson Fernandes var. Doğru. Bu performansını da soracağım sana abi. O da işte teklifler aldığı yönünde bazı haberlerle karşı karşıya kalıyor. Tabii %50'sini elinde bulunduran bir Beşiktaş kulübü var bu konuda. Getson Fernandes kalsın mı yoksa yüksek bir bonservis bedeli gelirse gitsin mi? Çünkü bunu şu açıdan da soruyorum. Konferans Ligi gibi bir hedef belirledim Beşiktaş için ki bence çok makul olabilir. Bu doğrultuda değerlendirirsek Gerson Fernandes
gider gitsin mi kalsın mı? Valla bence şu an Beşiktaş'ın en kıymetli oyuncusu. Evet. Gedson Fernandes. Bütün kadronun meta olarak da yani bonservis olarak da en kıymetli oyuncusu. Bazen şartlar senin dışında gelişir. Şimdi nasıl tutacaksın? Çok acayip bir teklif gelir. Ama Gedson'a nasıl bir teklif gelebilmeli ki Beşiktaş hayır diyemesin? Çünkü 12 milyon euro gelse teklif anca şey oluyor yani el elde baş başta oluyor. Amorti 12 milyon euro. Şimdi değer mi? Ben Gedson gibi bir adamdan para kazanmayacağım. Kimse de gelip masaya 20 milyon euro koymaz Gedson için. O yüzden bence Gedson'la Beşiktaş ha bak devam etmeli ama Şenol Güneş'in benim Gedson'dan emin olduğum kadar emin olduğuna emin değilim. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Aynı kelimeleri çok kullanınca cümlede biraz kargaşa oluyor ama şöyle mesela niye Hacı Ahmetoviç ya da Salih'i kenara almadan Redmond'ı sahaya atıyor da Gedson'u alıyor kenara mesela? Şimdi Gedson'la ilgili düşüncesi şu. İstediklerini çok yapamadığını düşünüyor Gedson'un Şenol Güneş. Çünkü niye? Topla ilişkisi çok fazla Gedson'un. Bundan hocanın memnun olmadığını düşünüyorum. Hatta duyuyorum o topla ilişkisinin çok fazla olmasından. Yani oyunu hızlı yönlendirme konusunda eksikleri olduğunu düşünüyor. Çünkü hoca Gedson dribbling çok seviyor ya. Mıknatıs gibi ayağını aldın mı gideyim bunu seviyor. Bilmiyorum hoca bu konuda nasıl bir rapor verir, nasıl bir düşünür ama Gedson gibi bir adamdan da kolay vazgeçmemek lazım. Tam o planlarım içerisinde... Gedson var değil mi? olmaz mı? Yani konferans şampiyonluğuna giden planlarım içerisinde Gedson net var. Bak buradayım Sayın Başkan. Bu planlamayı da adam gibi 10 numara yaparım. Hiç öyle üçlü sistem oynansın falan diye baskılarım da olmaz. İşin şakası bunu daha detaylı konuşacağız. Bak mesela Ceyhun Kazancı işini de konferans ligi serüveninde bunda konuşalım yeri geldiğinde. Çünkü tam işte bugün bu zamanlar lazım Ceyhun Kazancı modeli adamlar. Evet. Teknik direktör ve üçlü sistem belirleme değil. Beşiktaş konferans ligine giderken onun bu yönünden bu uluslararası bu Avrupa'da futbola olan yakınlığı ilişkileri hocanın yönlendirmesiyle doğru pozisyonları alma bir dönemin acınaybinin yaptığı gibi. Yani tam bu dönemlerde onun da belki duyuyorum sezon sonunda ayrılma ihtimali falan filan diye. Hayır. Böyle bir planlama yapacaksa Beşiktaş bence orada önemli bir yeri olur. Rolü olur. Ama bunu daha sonraki programlarda konuşacağız. Evet. Evet. Şimdi Şenol Güneş göreve geldikten sonra 6 tane oyuncuda evet. Ciddi bir değişim evet. Gözlemledik. Yani Mert Günok zaten ilk sezonun ilk bölümünde yoktu. Sakatlık süreci vesaire. Redmond'u az önce konuştuk. Cenk Tosun keza performansını arttırdı. Salih ve Masuaku ki Masuaku'yu biz çok burada konuştuk, eleştirdik. Takıma geri dönen Abu Bakar rekorun eşiğine geldi. Trabzonspor maçında forma giymesi halinde üst üste gol atma evet. Rekorunu kıracak. Şenol Güneş neleri değiştirdi abi bu süreçte? Valla en iyi yaptığı iş. Herif böyle şey derler ya sihirli değneği mi var diye bir tabir vardır. Var adamın elinde sihirli derdi. Yani ilk dönemde de yaptı bunları Beşiktaş. Atıyorum Tosic mesela alternatif sol bek olarak Gençler Birliği'nden alındı. Kulübe adamı olarak alındı sol bek Tosic. Tosic'in stoper performansını hatırla. Hatırı sayılır bir paraya da transfer yaptı. Hücum oyuncularında mesela Abu Bakar dedin. Yani bakan budan başlarsın. Umut Bulut 17 gol attırmış adam Şenol Güneş. Burak Yılmaz öldü dediler. Topraktan çıktı geldi. Krallıklar yaşadı. Şampiyonluklar yaşadı. Fatih Tekke keza yine öyle. Mario Gomez. Fernando var bravo. Mario Gomez. Baksana hücum hatta unuttuğumuz isimler de vardır. Yani golcüler konusu. Cenk Tosun. Saydım bakan buyu. O güzel. Cenk Tosun rekor fiyata şeye gitti. Everton'a gitti, Premier Lig'e gitti. Ya hocanın önemli özelliklerinden bir tanesi budur. Bak, kulübeye hapsolmuş adam Mert Günok. Sözleşmesi bitsin diye bekliyordu. Cenk Tosun 90+3'te oyuna alınıyordu bu takımda. Yedek kalıyordu zaten de arada bir. Gedson Fernandes, Valerian İsmail döneminde son 6 maç oynamadı. Kulübedeydi. Yani bunların hepsini bir baktığın, topladığın zaman ki Beşiktaş Muleka ile falan gol arıyordu sürekli. Redmond, Muleka yani 11'e çok farklı kuruyordu hoca. Bu sadece teknik, taktik, antrenman bilimi bilmekle olmaz. Bu biraz oyuncuya kendisinin ne olduğunu hatırlatmakla da ilgilidir. Özgüven aşılamaktadır. Hoca bunu iyi yapıyor ama çok keskin o konuda. Mesela aidiyet çok istiyor. Bazı oyunculara şey dediğini duyuyorum. Bu takıma aidiyetin eksik diye. Bozuluyor oyuncular. Herhalde bunu hissettiriyor. Orhun burada inşallah iş işten geçmez diye kaç program söylediğimi hatırlıyorum ligin başında. Teknik direktör tartışmalarında. Olsun mu olmasın mı kalsın mı gitsin mi derken Valerian İsmail döneminde.
İnşallah iş işten geçmez diye altını çok çizdim burada. Herhalde geçti öyle görünüyor. Evet, öyle. Masuaku'yla ilgili de bir şeyler söylemek gerekirse, dediğimiz gibi ilk dönemde çok tartışıldı ama birçok Beşiktaş taraftarında ikna etmiş pozisyonda şu anda. Evet. Seni ikna etti mi? Bunu sorayım. Bir de o az önce bir iskelet kurmaya çalıştık ya, evet. Edson Fernandez, evet. Yönetim kademesinde de bir iskelet olmalı demiştin. Yani Konferans Ligi'nde bir başarı olacaksa bu takımın birinci sol beki Masuaku olur mu? Valla gönül ister ki Roberto Carlos olsun ama dünyada sol bek kıtlığı var zaten. Türkiye'de de var, dünyada da var yani. Devşirip solda insanları, futbolcuları oynatıyorlar teknik, evet, adamlar. O yüzden hani Masuaku yükselen performansıyla birlikte Redmond için de aynısını düşünüyordum. İşte burada hoca faktörü. Söylediğimiz her şeyi bugün farklı şeyler söyletebiliyor bu performanslar. Çok memnun değildim ben Masuaku'dan, açık söyleyeyim. O istikrar problemi vardı. Bazı maçlarda 90 seviyesinde, bazı maçlarda 30 seviyesinde oynuyordu. Ben ise hep 70 beklerim mesela. 100'e çıkma bana ama 70'ten düşme. Masuaku'nun son haftalardaki performansı bu. O standardı yakaladı. Hoca kalacak, onu biliyoruz. Hoca kalacaksa, sistem oturduysa, adam oraya oturduysa, bu oyun sistemi içerisinde önemli bir görev veriyorsa, performans veriyorsa, ki yarın öbür gün önüne orijinal bir sol açık geldiğini düşünelim. Cenk Oran'ın yama gibi biraz. Yani hocanın şeyiyle, öyle talebiyle orada oynayan bir adam. Orijinal bir sol açık geldiğinde düşünürsek Masuaku için daha da iyi olabilir işler. Yani o içe kat eden bir adam geldiği zaman orada Gezal'ın tersini düşün. Rozier bunu çok iyi yapıyordu, hatırla. Bence kalmalı, kalabilir. Zaten dolayısıyla istesen de istemesen de kalıyor. Yani 2.2 evet, milyon euro bonservisi verilecek. Kalacak gibi görünüyor. Ama planlar içerisinde olur. Ama İkinci bir sol bek de lazım Beşiktaş'a. Evet, beni ikna etmiş durumda Masuaku, onu da belirteyim. Şimdi hafta sonuna bakacak olursak Trabzonspor deplasmanında olacak Beşiktaş. Evet. Trabzonspor'da tabii bir değişim süreci yaşanıyor yönetim kademesinde. Nasıl bir maç bekliyorsun abi? Yani Trabzonspor bir çıkış arayacaktır. %100. Beşiktaş'ın form grafiği çok çok yüksek. Ben keyifli bir maç bekliyorum. Sen nasıl bir maç bekliyorsun? Valla bu tarz maçlarda genelde güçlü taraf olarak görülen vardır. Bir de hani maçın pasif tarafı olarak görülen vardır. Son haftalarda yaşananlar itibariyle Trabzonspor burada biraz daha iç sahada olmasına rağmen favori olmayan taraf gibi görünüyor ama hep tersi olur genelde. Ekseriyet böyledir. Ben çok iyi bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorum Trabzonspor'un. Kolay maç değil. Öyle Akyazı'ya gidip lay lay lom Trabzon'u yendim çıktım, bu çok kolay bir iş değil. Bu sezon iki tane kaybettiler. Hatta 1,5-2 senedir iki maç kaybettiler ligde, sadece içeride. Tabi böyle dönemlerde büyük takımların hedefsiz kalması çok büyük bir handikaptır. Beşiktaş da onun eşiğinden döndü. Evet. Aynı duruma geliyordu. Türkiye Kupası'nda yok, Avrupa'da yok. Ligde 20 puana çıkmış fark. Hadi bitir sezonu. Bak, ipten döndü biliyor musun? Tam onları yaşayacaktı Beşiktaş. Yani orada bir iki maç seriyi yakaladı, buraya geldi. Kolay değil. Ha, Şenol Hoca şimdi İyi tanıdığı, iyi bildiği bir ortam orada, şehir. Ben Beşiktaş'ın avantajlı olduğunu düşünüyorum ama çok kolay değil. Böyle sanki beraberlik kokan bir maç gibi geliyor bana. Ha. Bakalım, hep beraber konuşacağız önümüzdeki hafta. Abi ağzına sağlık. Eyvallah. Ben Gündem teşekkür ederim. Beşiktaş'ın bu haftalık bölümünün sonuna geldik. Kanala abone olmanızı bekliyoruz. Bildirim zilini de açarsanız birçok programı da aniden takip etmiş olursunuz, izlemiş olursunuz diyelim. Davet edelim. Abi ağzına sağlık. Eyvallah. Teşekkürler. Görüşmek üzere.